Günaydın. Sevgili hobilaşlarım, hepinize günaydınlar. Silivri Limanı'ndayız. Süleyman Hocam'la beraber bugün tekne avı yapacağız. Artık ne yapacaksak o söyleyecek. Öncelikle abi kanalıma hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk tüm hobidaşlara. Tekrar selamlar. Güzel bir Silivri sabahından herkese günaydın. Ama bugün en önemli şeylerinden bir tanesi Çin kurdu mu Marmara canlı tekesi mi? Bunu Ersen kardeşimle bir testini yapacağız değil mi? Bugün evet test yapacağız. Çin kurdu mu teke mi? Güzel bir av olacak inşallah. Hedef balığımız mercan, izmarit, iri istavrit. Şimdi teke toplayacağız. Evet, teke süzeceğiz. Süleyman Hocam. Çin kurtları canlı, bizim tekelerimiz de canlı olsun dedik. Evet. Taze taze. Şimdi bir tekeyi nasıl çıkartıyor onu bir çekelim. Evet Süleyman Hocam, eline aldı kepçeyi, teke çıkaracağım dedi. Hava da güzel. Evet hava güzel ama bakalım inşallah teke kalmıştır. Bayadan beri yoklamıyoruz. Ooo. Bakalım. Tekeler burada. Doluyor, doluyor. Yol gösteriyoruz hocam. Bu şekilde de ışığını tutar mısın hocam? Oo, tekeler sıçrıyor bakın. Biraz daha tutacağım, biraz uzun şey yapalım. Oo, burada da teke gören masum köylü. Şimdi takribi ne kadar alman gerekiyor hocam? Yani şimdi şöyle bir şey var, güzel balık yaparsa tekesiz kalmamak için alabildiğim kadar teke alıyorum. Tabi al su sürekli 5 dakikada bir suyunu değiştiriyorum. Tekeler canlı kalsın diye. Kalan tekeleri de canlı tutup tekrar burayı limana geri bırakıyorum. Hocam seni tebrik ediyoruz. Evet bu kadar teke yeterli. Yani sonuçta her zaman buradan teke topluyorsun. Evet. Evet küçükleri de tabi geri salıyorum mümkün olduğunca sonrasında kontrol edip şu anda boyutlarımız gayet güzel. Evet hocam, balık bulucuyu mu açtın? Aynen. Derinliği görelim de. Mera belli zaten, derinlik önemli. Bizim kıyıcılarda da böyle balık bulucu olsa süper olur hocam. Evet. Boş dönmeyiz. Tekeler. Mera'ya geldik. Teke aldı Süleyman Hoca. Şimdi şu bir alt taraftan takıp şöyle hemen bir de üstüne hafiften geçirdim. Bir bakalım şey iğneyi de bir asılı tutacağım onu.
Evet, canlı. Evet, ikili takım. Sal hocam gitsin. Şu an 15 metredeyiz herhalde. Şu anda 14 metredeyiz. 14 metrede. Altımız midyelik değil mi? Evet. Kekomuz. Hocam salıyor. Saldık, bekliyoruz. Şu an karanlıkta geldik. Mercan gün doğumundan sonra vurmaya başlıyor genelde. Tam böyle gün doğarken. Niye bu saatte geldik? Çünkü burada eşkina da çıkabilir. O yüzden yoklamış olacağız. Hem erkenden hazırlığımızı yapıp noktamızı bulmuş olacağız. Rast gelsin hocam. Tekeden ses yok. Çim kurdu bir tekesi vurur. Hocam vuruşlar var. Daha çekti. Herhalde yine izmarit. Sinirin izmaritleri toplayacaksın herhalde sen. Barkotlu izmarit. Barkotu da var. Bunu salacağım ama. Hayvan var, aç hocam, aç. Çin kurdunu görünce dayanamıyorlar değil mi? Bir tekere daha vuruş yok. Evet. Çin kurdu 2, teke 0. İzmarit'e atıyoruz. Haydi be tekeciğim be. Aç etme beni be. Haydi be tekeciğim be. Kayıtta. Evet, üçlü takım. Üçünde de Çin kurdu var. Midem çok kötü oldu ya. Midem bulanıyor o bidaçlar. Yani normalde böyle şeylerim var mıydı bilmiyorum ama. Deniz sürekli sallıyor. Aha vuruş oluyor. Baba baba. Evet, kırlangıç aldık. Bunu salacağız. Evet. Saldık. Abi atar atmaz saldırıyorlar ya. Aldım. Evet. Ulan tekeler haydi. Salıyoruz ufak bu. Aslında tavalık da bize göre ufak işte. Aynı yemle defalarca balık alıyorum. Evet, Çin kurdumuzu şöyle kapağını açtık. Kurtlarımız içinde.
Hemen şişimizi alıyoruz. Şöyle ağızdan giriyoruz. Şöyle geçtik. Şişin deliğine oturttuk. Şöyle geçiriyoruz. Evet. Yemimiz kancada. Diğer kösteklerde yem var. Haydi bakalım başlayalım artık yarışa. Gün doğdu. Yarışa mı başlayalım? Yarışa başlayalım artık. Yarış bitti. Aa bak takım bile çekiyor. Aldım. Farklı balık ama. Sarı da olabilir mi? İzmarit. Demek ki izmaritler Çin kurduna bayılıyorlar. İzmaritler Çin kurduna bayılıyor. Aldım. Çin kurdu affetmiyor. Abi Silivri'de ne kadar izmarit varsa aldım ya. Daha bitmemiştir be. Ay şunu öğrendik ki mercanlar yer değiştirmiş. Büyük ihtimalle açığa gittiler. Evet. Oo. Bir ayağa kalkayım da hobidaşlarım balığın gelişini de görsünler. Düşmeyeyim. Şöyle. Ne bu? Lan bu mu vuruyormuş yani? Gene bu Hanos. Hanasının hanasını. Hocam ne iş bu ya? Vallahi ya sorma. O kadar çile çektim bu Hanos için mi çektim yani? Ay. Hadi be aklın önüne girsin gözüne. Evet. Hanos kendi boyunun iki katı yeme saldırmış. Ha. Çıkardık. Şöyle bir balık atalım gitsin. Bak atar atmaz vuruşlar başladı. Aldım bak. Değil mi?
La ilahe illallah ya. Hocam. Hocam gitmemizin vakti geldi mi? Gidelim olmazsa. Öyle gözüküyor yani. En azından İzmarit yine iyiydi. İşte bunlardan demek ki öteki balığa vakit kalmıyor. Çok seviyorlar çinkurunu. Ya da sevdiler mi? Ne yaptılar? Attık gitti. Gidelim mi diyorsun? Gidelim abi. Sabah Süleyman Hoca dediği gibi tekeleri geri iade ediyor. Gördüğünüz gibi hepsi canlı. Gittiler bile. Tekeler uçtu. Evet arkadaşlar. Avımızı teknik bir arıza sebebiyle teknik arızamız burada. Çok kötü oldum ya. Bir iki mera daha vardı ama daha derinde gidemedik. Yoksa ben infilak edecektim, az kaldı. Yani böyle denk geldi. Kusura bakmayın, kısa bir video oldu. Süleyman Hoca'nın teknesine de binmiş oldum. Evet, aslında güzel bir plan yapmıştık. 2-3 tane mera yoklayacaktık. Çünkü yaklaşık bir 15 gündür mercan avına çıkmıyordum. Noktayı tam olarak bilmiyordum ama yakında olan yerleri denedik. Daha uzaklaşamadık çünkü Ersan kardeşim biraz kendini kötü hissetti. Büyük ihtimalle hem uykusuzluk hem açlık. Açlıkta şöyle biraz erken saatte çıktığımız için açık bir yer bulamadık. Olsun, Ersancığım siftah yapmış oldu. Siftah yaptık. Ama çok güzel avlar sizi bekliyor. Bunun bilgisini vereyim. Bugün çinkurtu kazandı. Teke vuruş alamadım teke. Çinkurtu da gayet güzel bir Ersancığım vuruşlar aldı. Yani izmaritler de aldı. İndirir indirmez vuruyorlar abi. Ya izmarit aldık. Değişik balık olarak kırlangıç geldi. Mercanı bulamadık. Deneyemedik daha doğrusu, gidemedik. Daha uzak meralara gidemedik maalesef. Avımızı noktalamak zorunda kaldık. Evet, av sonlandırıyoruz. Aldığımız balıklarda livarda. Bunları hocam yok. Tava mı yaparsın? Sen yaparsın. Yok, ben balık yemiyorum. Yemiyor musun? O ben, zaman bak kısmeti orada bekleyenler var. Kedilere veririz. Şöyle bir bakalım bakalım. Kedilere mi veriyorsun? Evet. Çekeyim. Bir sağ ol. Oh. Onların da kısmeti olsun değil mi? At hocam. Aç gözlülük yapma. Aç gözlülük yapma. Var orada işte. Beyaz orada. Değil mi? Evet. Beyaz arkada var. Siz ya aldı gitti. Obiraçlarım, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sormak istedikleriniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Kanala abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize rast gelsin. Görüşmek üzere.